Lan! Bunu da, bunu da, bunu da! Saldırın, hücum! Merhaba arkadaşlar, Gamer'da bir kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir Texas Katliam bölümünden hepinize selamlar. Son iki videomuz kurban videosuydu, o yüzden bugün katille devam edeceğiz. Evet gençler, kurban kısmında olduğu gibi katil kısmında da geliştim tabii ki de. Zaten şu an skill olarak, yetenek olarak çok bir öğrenmemiz gereken bir şey yok katil tarafından. Fakat hani hangi karakter nelerden sorumlu falan biraz daha önemli. Onları çözdüm diyebilirim. Şimdi bu Hitchhiker'ın görevi bir önceki killer videosunda söylemiştim. Köle. Hani jeneratörü çalıştıracaksın, AQ'yu çalıştıracaksın, önemli yerlere tuzak atacaksın falan. Artık tekte de çalıştırıyoruz arkadaşlar tabii. Şimdi şuraya tuzağımızı atalım yine, tamam mı? Kemikleri yoksa yanında bu tuzağı kıramayıp basmak zorunda oldukları için info alıyoruz arkadaşlar. Bu açıdan önemli. Bubba'yla bizim Cook zaten alt tarafı şu an deştiği için diyecektim ki adam disconnect olmuş. Ha, zaten ölmüş, o yüzden disconnect olmuş. Şu AQ'yu da çalıştıralım arkadaşlar. Bu da arkaya elektrik veriyor. Tamam, buraya da bir tane trap atalım. Bu iki yere trap atılması hani %100 mantıklı mı bilmiyorum. Çünkü bize karşı gelen Hitchhiker'lar bazen mesela eve atıyor trapleri. Evdeki geçilebilecek noktalara falan. Ve şöyle bir şey var gençler, orta tekerleğe bastığınız zaman gördüğünüz gibi bak mesela hani orayı, şurayı falan gösteriyor. Hani yapmanız gereken şeyleri aslında bir nevi oradan görebiliyorsunuz katilken. Ben ilk bölümlerde şey yapıyordum ya mesela, hani jeneratörün nerede olduğunu gidip kendim arıyordum falan. Ona aslında çok gerek yokmuş. Orta tekerleğe basarak objektiflerin yerini görebiliyorsunuz. Bu tabii ki Survivor'dayken geçerli değil. Sadece killerlar için geçerli. Şurayı da tekrar kilitleyelim. Yalnız bizim adam buraya kilit atmamış değil mi? Şimdi arkadaşlar bakın, özelliğim geldi benim. Etin yerini görüyorum. Killerların yerini görüyorum. Bizim bubba birini... Lan ne oluyor? Lan benim sakin ol, alo. Lan götten yedik bubba yüzünden ya. Skort'un şeyini bulma arkadaşlar. Şuraya atalım bir tane trap'imizi de. Buradan fuse almaya gelirlerse umarım basarlar. Tamam, şimdi bizim görevlerimiz bu kadar. Görevlerimiz bu kadar deyip işin içinden yırtamam. Sonrasında arkadaşlar Hitchhiker'la sorumluluğunuz şu. Kurbanlar zaten eninde sonunda yukarı çıkacakları için, hani eve falan gelecekleri için sizin birincil amacınız bu dışarıdaki jeneratör ve aküyü korumak. Çünkü bu arka kapının bahçesini açtıkları zaman çok yani avantajlı hale geliyor kurbanlar kaçış için. Ama şu an bize herhangi bir info gelmedi jeneratör açıldı falan filan diye. O yüzden biraz daha evde takılabiliriz. Lan bu çocuğu büyük babayı bayılttı. Seni yakalamadım mı oğlum? Sen kimin dedesine saldırıyorsun lan? Dedeciğim iyi misin dedeciğim? Dede sen de yani şimdi bak. Biraz geri zekalısın. Orta salona yerleştirmişler seni, tamam mı? Ya. Anasını sattım. Bubba kovala. Kuyuya atlayacak, kuyuya atlayacak. Şuradan önüne belki giderim. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Hani Cook sağ tık özelliğini kullanarak kurbanların yerini spotluyor ya. Bir önceki videoda göstermiştim onu da. Bilmeyenler varsa özelliği o. Onu yaptığı zaman şu sağ tıkınızı açarak siz de kurbanın yerini görebiliyorsunuz belli metre yakınlıktayken. Bak şu an gördüm mesela, gördünüz mü? Kurbanın yerini gördüm az önce. Muhtemelen Cook spotlamıştı çünkü. Selamun aleyküm. Ben de geçeceğim. Geçemedim. Niye geçemedim? Ulan Bubba'nın koca kıçı yüzünden oradan geçemedik ya. Neyse arkadaşlar, adam ses vere vere gittiği için zaten çok da izini kaybetmedik. Bunu darlama baktı. Bu Hitchhiker kurbanların... Çocuğu. Kurbanların da geçebildiği yerlerden geçebildiği için hani iz takip etmesi biraz daha kolay oluyor Hitchhiker'la. Ama şu an nereye gitti? Tabii stun attığı için bize. Özellikle bu bir kurbanın peşindeyken yanına Bubba ya da diğer Cook geldiği zaman çok daha güçlü oluyorlar. Çünkü bu hani iz kaybetmemeyi sağlıyor. Oo, basement exit açıldı. Aha, kurbanı gördüm. Acaba bir killer'la kovalamaca içerisindeyken de mi görüyorum? Orta tekerlekte yani, sadece Cook spotlamasa bile. Bu arada çok güzel, Bubba bir kişiyi daha indirdi. Aa, biri kaçtı. Ne oluyor lan? Aa, kurban buradaymış. Cook bir saattir kan falan yazıyor bize, o yüzden yazıyor o zaman. Bir tane vurayım. Bir tane daha vur, çok güzel. Onu bayıltmış olabiliriz. Ona hemen şuradan aşağı inmemiz lazım arkadaşlar. Staminamız bir dolsun. Şurayı da geri kapatalım ki adam çıkmaya çalıştığı zaman bize ses vererek çıkmak zorunda kalsın. Aha, son adamın yerini gördük. Canı da çok az biliyor musunuz? Eğer heal falan bir şey basmadıysa canı inanılmaz az. Kardeş, çık lan oradan, çık lan dışarı, çık lan it! Hıt! Yakaladım Bubba, gel oğlum. Gel, bizim buzluğumuza girmiş. Oğlum sen kimin buzluğuna giriyorsun lan? Çok iyi, hadi bakalım, güzel. Bence iyi oynadık. Kurbanları darladık. Chase'lerde işlerini zorlaştırdık. Jeneratörü elektrikledik, AQ'yu kullandık. Bir tek sigortayı savunamadık. O da sanki... Tam benim görevime emin değilim. Çünkü bir yandan bahçeden sorumlu olup bir yandan evden nasıl sorumlu olacağım bilmiyorum. Ama bir tık bana da yazabilir. Cook'la benim paylaşmam lazımdı orayı.
gençler, bu oyunun tam hali olmadığı için killer kısmında birkaç eksiklik olduğunu düşünüyorum ben. Daha doğrusu ekipçe düşündük bunu. Hani karakterlerimiz mesela sağında da işaretler var görüyorsunuz. Onlar özel yeteneklerimiz bence ama şu an aktif değiller anladığım kadarıyla. Hani böyle tam %100 keyif alamıyorum katil oynamaktan. Kurban bulması çok zor. Bulduğun zaman da kolay bir şekilde chase atabiliyorlar zaten sana. Hani Bubba hariç diğer katillerin görevi genel olarak objektifleri korumak anladığım kadarıyla. Hani jeneratörü savunmak, sigortayı savunmak falan. Ama oyun tam sürüme çıktığı zaman katillerin de daha fazla özelliği olacağını düşünüyorum. Biraz daha eğlenceli hale gelebilir katil kısmı. Şu an oyunun stok videolarını yaptığım için siz bu videoyu hangi gün izlersiniz bilmiyorum ama biz bir 3-4 gün önce tekrar izledik gençler Bubba'nın filmini. Hani özellikle bu 3 katilin de filmde olması nedeniyle çok daha keyif aldık. Film aşırı eski, 1974 yapımı olan film. Bu gördüğünüz 3 katil de o filmde var, izlemek isterseniz izleyebilirsiniz. Hani efekt olarak falan tabii ki çok bir şey beklemeyin. Çok saçma sahneler var, çok fazla çığlık var. Ama şunu söyleyeyim, ortam olarak, ürkünçlük olarak 2023 yılının filmlerinden çok çok daha iyi diyebilirim. Yani gerçekten inanılmaz rahatsız edici bir ortamı var filmin. Hani karakterlerin psikopatlığının falan boyutu inanılmaz. Ama dediğim gibi efekt olarak, sahne olarak çok bir şey beklemeyin filmden. Bana sormuşsunuz filmin yılını falan. 1974 yılında olan film gençler. Bu gördüğünüz 3 katil de var filmde. Zaten izlerken gördüğünüzü hemen anlarsınız. Her şeylerini birebir aynı yapmışlar oyunda. Aynı zamanda şu an olduğum ev, yani şu an oynadığım ev, filmdeki ev, o da birebir. Bahçesi falan her şey aynı. Yani bakın şu solda iskelet var ya, o iskelet bile var filmde. Ben size öyle diyeyim. Her şeyi almışlar. O yüzden filmi çok daha keyif alarak izledim. Kral, şu testereyi hemen bir vur bakayım. Arkadaşlar bu arada şöyle bir olay varmış bunun. Daha doğrusu ben biliyordum da uygulamıyordum. Sağ tıka bastığım zaman sağda bir bar doluyor gördüğünüz gibi. Bu barı ne kadar doldurup kurbanlara vurursam o kadar fazla hasar veriyormuşum. Aha, ne diyorsun ya? Yalnız bu spot neymiş oğlum? Burayı derhal yok edelim arkadaşlar. Hayır, umarım bizim Kuuk'la Hitchhiker da biliyordur da tuzak falan atmayıp rezil etmezler bizi. Evet, şimdi Basement'ta herhangi bir mavi kapıyı açtılar demektir Grandpa uyandığına göre. Merhabalar ablacığım. Güzel, bir tane hiti indirdik. Şuradan bir yerden mi çıkarım onu? Oo, bir tane daha kurban gördük. Neler oluyor arkadaşlar? Neler oluyor hayatta? Keşke bu Bubba gerçek olsa, olsa sabah olup uyanınca testereyi götüme soksa. Güzel his takibi, güzel his takibi. Aha dur bakalım, ona bir şeyler yapar mıyız orada? Orada saklanıyor değil mi? Ben onun yanına gittiğim zaman o da gidecek. Şöyle bir fake. Güzel, güzel, güzel. Çok güzel. Sıçtı mı ağzına? F-execute. Çok iyi lan. Basement'tan bir tanesini indirdik arkadaşlar. Oğlum babaya vereceğim Bubba'yı, karışma gerisine. Hani jeneratöre tuzak falan atmana bile gerek yok. Sal bana ya. Yani adam bir tane hit alıp gidebilirdi. Merhaba babacım, beni tebrik etmeye geldin galiba. Filmde bu arada Leatherface'de şu otostopçu olanı dövüp duruyor bu adam. Canımı sıkmadı değil lan. Bir tık. Yani Leatherface'e yaptığı haksızlık canımı sıkmadı değil. Büyük babamıza kan vermeye gidiyorum. Hiç vermemişiz oğlum. Ya bir şey diyeyim mi arkadaşlar, bu maç iyi başladık ama bence satacağız maçı. Çünkü bu kan verme görevini Kuk'un yapması lazım. Genel olarak onun yapması lazım. Yani nedeni de şu. Şu kan toplanan yerlerden Kuk kan topladığı zaman 20'şer tane alıyor. Bu ne yapıyor? He, aç. O, aynen, bahçeyi aç koyayım. He, yok kitleme. Aa estağfurullah, onu da ben yapayım. Babamız aşağı mı? Kurbanları kesip pişirme görevini de ben yapayım, tamam. Vallahi bunlar hala Basement'ta galiba. Bizim Basement'ı bunlara dar etmeye devam etmemiz lazım. Bunlar eninde sonunda yukarı gelmeyecekler mi arkadaşlar? Gelecekler. O zaman bunlar gelmeden spotları kırarım diyecektim ama birisini zaten yukarıda bulduk bile. Aha! Salak ne yapıyorsun? İkinciyi vuramadık. Güzel ama tamam. Şunu da bir kıralım. Aa, heal basıyor. Sol odadan devam edecek muhtemelen. Yo, direkt kar... Ne oluyor lan? Ne yapıyorsun manyak herif? Oğlum benimle oynama he. Arkadaşlar beni şakaya şeye alıyor bu. Dalgaya alıyor. Vay grandpa'cım. Bu kim? Oğlum ya sen ne yapıyorsun kanka ya? Sen ne yaşıyorsun ya? Sen ne yaşıyorsun ya? Kral. Allah'ın belası ya. Arka bahçeye atladı. Oo, nasıl gitti o? Biri atladı gitti arkadaşlar bak. Takım arkadaşlarınız da çok önemli ya. Oo, yapacağınız iş ya. Buradan mı kaçırdınız adamları gerçekten? Tek oynadım galiba. Bakar mısınız arkadaşlar puanlara? 125 puan, 235 puan. Yani kill alıp almamalarını geçtim, görevlerini yapmadılar. Kuk hiç info vermedi. Öbürü de arkaya tuzak muzak atmamış, hiçbir şey yapmamış. Adamlar gitti direkt. İlk maçları olabilir, oyunu bilmiyor olabilirler. Amacım yargılamak değil ama maçı neden kaybettiğimizi anlatıyorum. Gençler bu arada şöyle bir şey oldu. Gördüğünüz gibi yeni kadın karakter geldi. Menüye dönünce unutmazsam göstereceğim. Bu kadın karakter harici bir karakter daha var. Hangi filmlerde var falan onu bilmiyorum. Fakat şu an 5 tane katil var aslında oyunda. Ve Leatherface yok. Hani nasıl olacak? Leatherface'in yerine mi geçiyor bu karakter bilmiyorum.
bug olmuş olabilir gençler, emin değilim. Ama öyle bir karakter var. Muhtemelen oyun Ağustos'ta çıktığı zaman olabilir. Ve şunu açıklayayım, birkaç soru gelmiş. Şu an için istediğiniz karaktere geçemiyorsunuz gençler. Lobby bulduğunuzda size hangi karaktere attıysa onunla oynamak zorundasınız. Hani o an Leatherface boşta, Leatherface'e geçeyim. Sarışın karakter boşta, sarışın karaktere geçeyim, onu seçeyim gibisinden bir seçenek yok şu an. Ama bunların hepsinin beta olmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Ki seçme gelmese bile aşırı problem olduğunu düşünmüyorum ben şu an. Benim için problem oyunda davet atılmaması. Onu da zaten oyun full sürüme çıktığı zaman düzeltirler. Aynı zamanda oyunun eğer custom'ı olursa, yani özel lobi kurabilirsek, hem ekip birbirini kesiyor tarzından videolarını çekeriz, hem de oyun ilk çıktığı zamanlar rehber videosu çekeceğim gençler. Öyle bir planım var. Güzel bir rehber videosuyla aynı 13. Cuma tarzında bu oyunda da ilerleyebiliriz diye düşünüyorum. Yalnız bizim adam buraya da kilit atmamış. Oğlum niye oyunu bilmeyenler geliyor şu an bana ya? Ya Survivor'a bir geçsem var ya, ağzıma sıçarlar. Arkadaşlar şöyle bir şey yapmak zorundayım. Burası çok güçlü bir spot. Ne kadar işe yarar bilmiyorum ama. Şöyle şu girişine bir tane tuzak atayım. Oo güzel, birisini öldürdü kurban. Şey bizim kim öldürdü görmedim ama. Çok iyisin babacığım, saldır babacığım. Saldır babacığım. Yelloz nereye kaçtığını sanıyorsun? Kral hoş geldin kral. Abim kolay gelsin abim. Abim. Aileyi bir kat ya, aileyi. Aileyi bir kat arkadaşlar, görüyor musunuz manyakları? Bu arada burası filmle birebir. Aynı şöyle bir dolap var filmde de. Lan! Bunu da. Saldırın, hücum! Ben geçerim oradan. Nereye gitti? Tamam sal bana. Bu basal. Manyak yamyamlar ya. Ne yapacaksın? Bubba kes önünü. Sen daha çok vuruyorsun. Oğlum helal lan sana. Helal lan sana kardeşim. Bubba ile Buçar kardeş arkadaşlar bu arada. Dallayacaksınız arkadaşlar. Bu hiç hikerken çok güzel. Son adamı da kestik mi, ne yaptık? Ne oldu son adama? Kanamadan mı ne zortlamış o da sanırım. Bu hiç hikerken tuzaklarınızı yerleştireceksiniz. Jeneratörü açacaksınız, akü açacaksınız falan. Sonra kurbanları full dallayacaksınız arkadaşlar. Onların da geçebildiği her yerden geçebildiğiniz için sürekli onların peşinde olmanız onların sürekli koşması anlamına geliyor. Sürekli koştukları için de bir yerlerden geçip ses veriyorlar. Bu sesler sayesinde de Leatherface'dir, Cook'tur onların yerini buluyor. Sapıksınız yani. Bu katildeyken sapık olmanız lazım. Bu arada Bilbo animasyondayken kurbanlar o sıra ipten kurtulma şeyini gerçekleştiriyor gençler. Yani kurbanlar başladı şu an, haberiniz olsun, loot falan yapıyorlar. Testereyi vur hocam. Yine Leatherface'iz. Ne diyorsun ya sarışın? Haşlayacak gibi arkadaşlar, bilen adamlara denk geldik, merhaba. Bak bu aralardan geçerken hiçbir zaman vurmuyor. Dibinde olsanız dahi vurmuyor. Şu arkadaş biraz saf gibi sanki, ne diyorsunuz? Aynı benim gibi büyük babaya falan gözüküyor. Biraz bunu haşlamamız lazım. Yani böyle bir animasyon niye var o zaman? Yani şu an bozuk mu? Yoksa hiçbir zaman oradan vuramayacak mıyım? Niye böyle bir animasyon var ki o zaman? Kız ne yapıyorsun ya? Tamam zaten nasıl vurayım ki, nasıl? Ne diyeyim? Arkadaşlar Grandpa'yı yine bayılttılar. Oo bu kapı da açık. Yukarıya gitme vakti gelmiş. Yukarıya gitme vakti çocuklar. Leatherface için iftar vakti. Bura kilitleme. Oğlum buraları niye kilitlemiyorsunuz ya? Sikeceğim şimdi gelen kuku da. Hiç aykırı da. Şuna bak, adam buraya da atmamış ki kilit. Buranın kendi default kilidi var. Öbür R ile atılandan atmamış. Ne yapıyorsun? Helal kovala koçum. Koçum bir it daha koçum. Koş. Bana sal, ben daha hızlı vuruyorum. Boost verme kıza boşuna, senin yapacağın. Ananı s**eyim senin. Çık şuradan. Hayır, o karakterin anası Leatherface'in de anası oluyor zaten. Leatherface'in de anasına sövdük. Kızım ne yapacaksın? Sonra ne olmuş? Çık lan, çık dışarı, çık. Ne oldu? Kanamadan mı gitti lan? Execute. İlla yukarı kata Alo. İlla yukarı kata çıkartacağınız beni ya. Gel amına, benlik bir şey var mı diye geliyor ya bir de, zaten yapacağını yaptın. Zarar yani, şu an sırf zarar, benim işimi zorlaştırıyor adam. Tuzak mı kuruyor? Kral erken olmadım ya. Vallahi erken vurdun sanki tuzağı biraz ya. Onu şey yap, bir sonraki maç sonu at, tamam mı? Aha. Ne diyorsun? Koş, kapıyı aç. Hücum çocuklar, hücum. O yelloza rahat yok. Ya senin kafanı... Arkadaşlar 5 vuruyorsun. Bırak da testereyle vurayım. Bu arada testereyi fullediğiniz zaman tek de atabiliyorsunuz. Tamam darlaması güzel bir şey ama o an Leatherface savaşa daldıysa
Ve vurabileceği konumdaysa Leatherface'e salınması lazım arkadaşlar. Aşağıda kurban var. Koşun. Güzel. Helal lan sana. Bizim salak hiç haykırla kill aldı anasını satayım. İçeri 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 dedem yarasın dedem. Sal şimdi bana. Ne demek not hungry dedeciğim ya. Bodruma inme vakti çocuklar. Bu arada 1974 filminde bu dede de var arkadaşlar. Çok da ilginç komik bir sahnesi var. Aha. Aşağıdalar, yerlerini gördüm. Ona hit vurdukları zaman ya da Cook onu spotladığı zaman bu şekilde orta tekerlekle kurbanın yerini görebiliyoruz gençler. Aha! Kralı indirirken yakaladık. Art! Aa, testerem yandı arkadaşlar. Herkes birer... Aa lan dur oğlum, son adam varmış da. Aha onun da yeri gözüktü, ben şey sanıyorum ya. Sona kalmış bak. Göte bak. Benim büyük babama. Nereye gitti? Aşağı indi merdivenden. Dede! Dedeciğim arkadaşlar, dedemi bayılttılar. Aa ne oldu? Kanamadan mı öldü? Aynen, kanamadan öldü. Bravo çocuklar. Evet gençler, bu videoluk da benden bu kadar olsun. Cook oynayamadım bugün ama çok içimden de gelmedi, ne yalan söyleyeyim. En başlarda keyifli geliyordu ama biraz sıkıcı gelmeye başladı sonradan. Zaten hiç Cook da vermedi, verse oynayacaktım. 2 Leatherface, 2 Hitchhiker oynamış olduk. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, eğlenceler.